üyesi Şeyda Büyükcan sayılır. Makalesinin başlığı Türk Kültürü ve Mitolojisinde Su İyesi üzerine kısa bir değerlendirme. Yer suyun bir parçası olan su ve onun çevresinde şekillenen su kültü, Türklerin tabiat kültleri içerisinde yer ile birlikte ilk sırada değerlendirilmiştir. Suyun kutsal olarak algılanmasının arka planı kozmik ve kozmogonik anlatımlarda kozmosun su ile başlayıp yine su ile sona ermesi yatmaktadır. Dolayısıyla su iyesi denilen su ruhları, suların hem sahibi hem de hakimidirler. Bu doğrultuda yaşamın başlangıcında her yerin suyla kaplı olması düşüncesi, suyla ilgili olarak hakim güç olma ve göksel ruhların bir parçası ya da temsilcisi olma kutu ve motifini ön plana çıkarmaktadır. Destanlarda su, çoğunlukla gök-kağan ikiliği, suyun tanrının bir parçası olma kutsallığı, devlet olma ve yurt tutmada yardımcı güç şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Anadolu'daki su kültüyle ilgili söz, dua, deyiş, tutum ve davranışlar, İslam öncesi eski Türk kültüründe mevcut olan yer-su inanışlarının daha sonraki dönemlere yansıyan biçimi ve tezahürleridir. Dünya uygarlığı ve mitolojisinde olduğu gibi su, yaşamın başlangıcı ve kaynağıdır. Türk kültür ve mitolojisinde her şey ona dayanır. Türklerin üçlü dünya algısında yeri kozmogonidedir. Yaşam ilk onunla başlar. Türk kozmogonisinde yer ve su anlayışında yerini alır. Dünyanın oluşumunda mitolojik bilgiler ilk olarak su ile başlar. O anlamda tanrısaldır, kutludur. Göksel ve yer ruhlarının ilkidir, başlangıçtır. İslamiyet'ten sonraki anlatılarda en dikkat çeken suyun, Allah'ın didarını, cemalini görmüş olmasıdır. Bu anlayış ve inanç, su ve Türk ilişkisinde eski Türk inancından bu yana belirleyici olmuş ve suya hep saygı duyulmuştur. Kozmogonik olarak Türklerin cihan anlayışında su ve yer ile birlikte ifade edilmiştir. Somut olarak yer su ve onların hayat verdikleri anlatılırken, soyut manada da koruyucu ve yardımcı yer su ruhlarının kutu, merkez, vatan ve toprak ötüken ekseninde durulmuştur. Yer su ruhlarının anlam açısında mahiyetini Türk Oğuz Bekleri Budun Eşdenk, Üze Tengri Basmasar, Asra Yirtelin Meser, Türk Budun, İlingin, Törüngin, Kimartatı, Udaçı Erti, Türk Budun Ertin Öküm şeklinde en güzel Orhun yazıtlarından anlamak mümkündür. Eski Türk dini inanç ve davranışlarında su, pınar, ırmak, çay, nehir, göl, deniz, okyanus şekillerinde destan, masal, deyiş, kargı, atasözü ve dualarında bahsedilirken zaman zaman da yer, dağ, ateş ve ağaç iyeleriyle birlikte kullanıldığı görülmektedir. Eski Türkler su yerine kelime olarak subu kullanmışlar ve daha ziyade Göktürk yazıtlarında bu yazılış görülmüştür. Uygur yazılarıyla yazılmış Doğu Destanı'nın içinde su sözü sug olarak söylenmiş ve yazılmıştır. Radloff'a göre Sagay, Koybal ve Şor gibi Altay kültür çevresindeki Türk isimleri suya sug demekteydiler. İlk Uygur zamanında ise sug olarak yazılmış. Daha sonra bu gelenek Kaşgarlı Mahmud'un kitabı Kutat Gübilik içinde devam etmiştir.
Mitolojik tasavvurda genellikle insan ya da balık şeklinde düşünülen varlıklar olarak öne çıkan su iyeleri ise Türk halklarının anlatılarında su ısı, su eezi, su anası, uhunecen, su baba, su içte, ukulağan, toyon ve bunun gibi olarak geçmektedir. Emel Es'in Türk kozmolojisini, kainatın bütün tezahürlerini gök ve yer suyun temsil ettiği, birbirine zıt fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefesten oluşmuş olarak kabul edilen sistemin Proto-Türk ve Türklerin en eski veyahut öz kozmolojisi olduğunu ifade eder. Bu bakımdan Türk mitoloji anlatılarında başlangıcın, dünyanın oluşumu, yaratılış da, tufanın ve kalgançı çakın da, kıyamet anlatılarında su olmazsa olmaz bir motiftir. Altay Sayan Türklerinin destanlarına göre ilk evre yaratılış, ikinci evre de tufanla tanımlanır. Buradaki ortak motif sudur. Efsaneye göre Tanrı'nın şımarık, hakkı tanımamış, birbirini öldürmekten zevk alan insanları cezalandırmak için tufan göndereceği haberini ilk olarak demir boynuzlu, gök renkli bir keçi haber vermiştir. İnsanlar bu uyarıya kulak tıkamışlardır. Gökteke 7 gün boyunca yeryüzünü gezmiş ve önce 7 gün boyunca deprem olmuş, daha sonra her biri 7'şer gün olan dağların ateş püskürmesi, aralıksız yağan yağmurlar, su motifi, fırtına ve dolular ve ardından kar yağmıştır. Yedi günün tamamında havalar keskin şekilde soğumuştur. Yedi kutsanmış erkek kardeşten en büyüğü Erlik, en küçüğü Ülgen'dir. Ülgen, Nomçu denilen kutsal kitabın sahibi adıyla bilinmekteydi. Bu yedi kardeş bir gün bir gemi yaparlar ve her tür hayvandan bu gemiye birer çift alırlar. Bu esnada tufan başlar, gökler delinir ve bütün dünya su ile kaplanır. Dağlar dahi suyun altına gömülürler. Bütün canlılar yok olur. Yalnız bu gemide olanlar kurtulur. İşte bu tufan çekildikten sonra Ülgen, toprak parçası bulmak için sırasıyla gemiden önce bir horoz, ardından kaz ve en son olarak da karga gönderir. Hiçbiri geri dönmeyince bir kırlangıcı karayı bulmak üzere gönderir. Kırlangıç ağzında toprakta geri döner ve karanın dağın ötesinde olduğunu bildirir. Böylece dünya yaşamının ikinci evresine dahil olur. Bu mitin farklı versiyonları Türkistan coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk halklarında görülmektedir. Bununla birlikte İslamiyet sonrasındaki anlatımlarla bu destanlar Hazreti Nuh ve Tufan örneğinde olduğu gibi birbirine son derece benzer unsurlar barındırması açısından dikkat çekicidir. Kalgancı Çak adı verilen kıyamet anlatılarında da su motifi, doğada fırtına kopacak, kara su kanla karışarak dağlar yaprak gibi yellenecek, yerin altı üstüne gelecek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. En eski Türk destanlarında özellikle yaratılışı derleyen Verbitski ve Radloff'a göre dünya bir denizdi. Ne gök vardı ne bir yer. Uçsuz bucaksız sonsuz sular içindeydi her yer ifadeleriyle Türklerin suyu yaratılışta ilk sıraya koyduklarını söylemek mümkündür. Altay yaratılış mitinde ilk insanın yaratılışı esnasında yılanlar suyla kaplı olan dünyayı sararak ona destek olmuşlardır. Fakat daha sonra Altay destanı olan Maaday Kara'da bu görev iki balık tarafından üstlenilmiş. Balıklar her iki tarafından dünyayı sararak destek olmuşlardır.
Zamanla destanların geçirdiği değişim ve dönüşümün etkisiyle okyanusun yerini ırmak almış ve dünyayı ayakta tutan varlık bu sefer balina olarak karşımıza çıkmıştır. Altay Yaratılış Destanı'nda dünyanın üzerinde durduğu yer, diğer mitlerde de ortak olarak görülen uçsuz bucaksız su, kozmik okyanustur. İnanışa göre ucu bucağı görünmeyen, suyun içinde bulunan yılan, ejderha, dev su kaplumbağaları, dev balıklar gibi yaratıkların zaman zaman yeryüzünün üzerine yerleştirildiği varlıklar olarak düşünülmüştür. Bunlar suda yüzüp su yüzeyinde de sabit kalabildiklerinden, bunların üzerinde yer alan dünya da bu sayede sabit durabilmektedir. Bu hayvanlardaki herhangi bir hareketlilik, felaketlerin, tufanların ve depremlerin olmasına sebep olabilmektedir. Dünyanın yaratılışı ile ilgili anlatımlarda çoğunlukla göksel ruhlardan ilginin uçtuğu ancak konacak bir yer bulamadığı, bunun üzerine Ak Ene'nin ilgene seslenerek denizden bir taş çıkarmasını istemesi ve yaptım olmadı deme, yap diyerek bolsun kıl diye seslenmesini anlatır. Burada Ülgen tek yaratıcı değildir. O ne yapılması gerekirse onu yapmıştır. Dişi ruh Akene, yaratıcı eril, kutsal ruh Ülgen'e yaratma kudretini ve ilhamını vermiştir. Ana Maygıl ise ulusu koruyan ve kendisine ulus anası da denilen ruhtur. Dünyanın yaratılmasında ikisinin de ismi geçmektedir. Burada Türk milletinin vatan, toprak ve devlet kavramlarının suyun içinden çıkarılan bir kaya parçasıyla oluşması motifi dikkat çekicidir. Muhtemelen kökenden gelen bir anlayışla Türkler toprağı su ile kodlamış ve değerlendirmiştir. Çünkü mitoloji ve kaynaklarda toprak ancak su ile düşünülüp irdelendiğinde bir anlam kazanmıştır. Birlikte kullanıma örnek olarak Göktürkçe yazılan Yenisey yazıtlarında yerime ayıta suyuma adırıldım, yerimden suyumdan ayrıldım verilebilir. Devlet ve su ilişkisini eski Türkler suyun kollara ayrılmasını tarmak kelimesiyle anlatır. Günümüze tırmık olarak gelen bu kelime, hayvan veya kuşların pençesi veya tırnağı anlamında kullanılır. Bu kapsamda su tarmaklanması, boy tarmaklanması demek, boyun ve halkın parçalanması veya bölüklere ayrılmasının metaforudur. Kürtig'in yazıtında, Türk milleti, elinizi bırakıp gittiniz. Gittiğiniz yerde iyiliğimiz şu oldu, kanımız su gibi, ırmak gibi aktı şeklinde su kutsanmış. Fakat kanın su gibi akmasının da tabu olarak görüldüğü de uyarı olarak dile getirilmiştir. Göktürk yazıtlarında Türklerin devletten kopup başlarını alıp gitmeleri, kanın ırmak gibi öküzce aktı, kemiğin dağ gibi yığıldığı ifadeleriyle anlatılmıştır. Başlarına gelen felaket ya da başarısızlıkların sebeplerini atalarından ders almamalarında, kuta saygısız davranmalarında, Tanrı'nın izin vermemesi veyahut onu kızdırmalarında aramışlardır. Bunu yaparken de çoğunlukla yaşadıkları olayları tasvirlerinde tabiat olaylarıyla veya onların kutsal ruhlarıyla anlatma yoluna gitmişlerdir. Düşmanı yendiklerinde ise günümüzde de tarihi anlatımlarda sıklıkla kullanılan düşmanı denize dökmek tabiri, otça borça, fırtına gibi gelen düşmanı, Tanrı yarlık izin verdi, düşmanı dağıttık ve öküzge tüşti, yani ırmağa düştüler şeklinde ilk olarak ortaya çıkmıştır.
Burada yer suların küçük kutsal üyeler olduğu ve yer sularına izi denildiğini de hatırlatmakta fayda vardır. İbn-i Mihenna'ya göre sahip ve malik demektir. Aynı anlamı Kaşgari de belirtir. Ve izimiz yarlığı terkibinde olduğu gibi İslamiyet sonrası dönüşüm ve değişimi Rabbimizin emri iznidir. Türk kozmogonik ve kozmik düşüncesine göre Tanrı, Türk'ün atalarının yeri ve suyu sahipsiz kalmasın diye kağanları getirmiş ve bu kutun başına koymuştur. Görevini iyi yapmayan, suistimal eden, bu kuta layık olmayan yöneticileri yer ve su ruhları cezalandırır. Bu düşüncenin etkisi yalnızca dinsel davranışları değil, aynı zamanda devlet ve vatan kavramlarına da yansımıştır. O nedenle Türk yöneticilerin görev ve sorumlulukları yalnızca halkına karşı olmamalı, esas itibariyle kutsal olana olmalıdır. Bu bakımdan sorumluluk büyük ve ağırdır. Halkından aç olanı doyurmalı, çıplak olanı giydirmeli, ot ve su gibi yaşamamak için çok çalışmalı, devletine ve milletine sahip çıkmalı ve bu kutsal görevi yerine getirmelidir. Bu bakımdan yer, su, kut ve devlet kavramları hep yan yana kullanılmış. Devleti ve hakimiyet, yer, su, ruhu ve kutu üzerinden betimlenmiştir. Uygur yazılarında geçen okyanuslar kadar Talu-i Ögüz, geniş ve uçsuz bucaksız Keng Alkınk sözü tıpkı Çinlilerin Hun Hakanlarını tanımlarken kullandıkları Shen Yu veya Tan Yu ifadeleri gibi genişlik ve büyüklüğün de ifadesidir. Nehir ırmak demek olan 200 Ögüz sözünün Türklerde yalnızca büyük ülkelerle büyük kavimlerin ırmaklarına verilen bir ad olması Göktürklerde başlar. Ögel'e göre küçük bölge ırmaklarına asla Ögüz adını vermemişlerdir. Bilge Tonyukuk, Göktürklerle Türgişler arasındaki savaşı anlatırken Ertiş Ögüzük keçiksizin keçtimiz, yani İrtiş ırmağının geçişsizliğini geçtik şeklinde bahsetmektedir. Spor öğretim üyesi Şeyda Büyükcan sayılır. Makalesinin başlığı Türk kültürü ve mitolojisinde su üyesi üzerine kısa bir değerlendirme.